Darwin ve evrim teorisini anlamak kolay değil. Bu kadar çarpıtılan, insanlara yanlış aktarılan ve bu kadar çok insanlara zarar vermiş bir düşünce akımı yok. Düşünce akımı diyorum, dikkat edin. Somut bilimsel gerçekler demiyorum. Sanki Darwin'i savunmak, evrim teorisini savunmak çok ilerici bir düşünce. Buna eleştirmek de çok gerici bir düşünce gibi. Darwin'i eleştirenlerin çoğu veya savunanların çoğunu biliyoruz. Bunlar şeyi çok severler. Bu Adnan Oktar'ı bilmem neyi eleştirmeyi çok severler. Tabii onlar kolay lokma. Ancak Darwin ve evrim teorisi düşündüğünüz gibi değil. Bunu anlamalıyız. Bir kere teorinin ismi yanlış. Darwin'in evrim teorisi değil. Darwin-Wallace evrim teorisi. Bir tek Darwin geliştirmedi ki. Hatta o teoriyi ilk ortaya atan Wallace. Bakınız, Darwin değerli bilgiler topluyor. İyi çalışmalar yapıyor. Evrim lehine birçok delili var. Bunu karşı çıkamayız. Darwin ve Wallace, Wallace'a sonra geleyim. Darwin şu konuda hemfikir. Canlılar ortak bir atadan evrim geçirdi. Ancak Darwin teorisini toparlayamadı. Bilim tarihçileri 17 yıl tepkilerden korktuğu için sustu diyor. Bu doğru mu peki? Darwin'in ailesi İngiltere'nin güçlü ailelerinden birisi. Güçlü bir bilim ve siyasi ırkçılar var. Çok güçlüler bunlar. Kimden korkacak ki? Zaten güçlüler. Bakın, Wallace ve Darwin'i iyi anlamak lazım. Darwin üst tabakadan eğitimli, arkasında desteği olan birisi. Siyasi görüşü ise ırkçı. Babası da, dedesi de, arkadaşları da ırkçı. Wallace ise farklı birisi. Bakın, Wallace, Alfred Russel Wallace. Orta tabakadan gelen, siyasi düşüncesi farklı birisi. Sosyalist ve Hristiyan birisi. Darwin ile zıt. Darwin Galapagos takım adalarına gidiyor, işte birçok yeri turluyor. İngiliz donanmasının desteğiyle Wallace ise birçok zorluklar çekiyor. Bakınız, Wallace daha çok şeye yol açıyor. Yani Amazonlara gidiyor ama gemi yangınında birçok değerli dokümanları kaybediyor. Tekrar yolculuk yapıyor Endonezya'ya ve Okyanusya'ya. Orada değerli bilgiler topluyor ve teoriyi sentezliyor. Bir sıtma nöbeti sırasında. Şimdi şöyle diyorlar bilim tarihçileri. Darwin işte Wallace'dan mektup alınca yani kendisininkine yakın bulgular yazınca Wallace hemen apar topar kendi teorisini yazmış. Yok böyle bir şey. Wallace evrim ile yani variyete, işte rekabet, ortak ata bunları formülleştiriyor ve Darwin'e yolluyor. Görüşünü sormak için. Darwin hatta evrimle ilgili görüşleri sunması için bilim komitesine Wallace'ı öneriyor. Tabii Darwin'in arkadaşları Darwin'i de araya sıkıştırıyorlar. Bu sebeple Darwin'i ve Darwin ve Wallace arasındaki ilişkiyi Edison ve Tesla arasındaki ilişkiye benzetebiliriz. Kim diyor ki 17 yıl bekledi? Benim buluşum olacak, yani ciddi bulgularım olacak, böcek koleksiyonlarım, doğa tarihiyle ilgili değerli koleksiyonlarım olacak, param pulum arkam olacak.
17 yıl bekleyeceğim ha. Wallace'ın teorisini çalmadığını nereden bilelim? Şu anda Wallace'ı kim biliyor? Yani teorinin ismi Darwin Wallace teori diye. Kim bahsediyor? Hiç kimse. Olay elbette bilimsel değil, siyasi. Gelelim Darwin'e. Darwin'in teorisini şekillendiren sadece Darwin'in bulguları değil. Darwin Malthus'tan etkileniyor. Ve Darwin'in söylemlerini eklemeler yapılıyor. Filozof Herbert Spencer. Irkçı, fakir düşmanı bir filozof. İşte zayıfların yok olması, ortama ayak uyduranın yaşaması gibi söylemleri. İnsanların farklı maymunlardan evrim geçirdiğini söylüyorlar. Ve bu Nazilere, ırkçılara kadar gidiyor. Wallace ise, bakınız, İnsanlarla maymunların ortak bir primattan geldiğini savunuyor. Ancak olay farklı yerlere gidince dine yöneliyor. Ruhçuluğa yöneliyor. Yani insan gibi üstün bir varlığın kendi kendine oluşmayacağı, maymunla akraba olamayacağı, bunları savunuyor daha sonra. Elbette bu o zamanki yaşadığı ırkçı ve fakir düşmanı sosyal çevreye düşündüğümüzde anlayabiliriz. Darwin'i ise almış başına gitmiş. Darwin'den önce evrimle ilgili, ırkçılıkla ilgili görüşler vardı. Darwin'le hız kazandı. Darwin'den sonra da hız kazandı. Ve olay Virginia yasalarını Amerika'daki ırkçı akımlara, Nazi Almanya'sındaki katliamlara kadar gitti. Peki bizim gerizekalı solcular niye savunuyor ki Darwin'i? Neden yani? Neden Wallace'tan bahsetmezler de Darwin'den bahsederler? Bakınız, Karl Marx kitabını Darwin'e atfediyor. Darwin ise kibarca reddediyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü fakir düşmanı, sosyalistlerin düşmanı. Marx'ın Wallace'la ilgili veya işte o zamanki ortamı anlayabildiğini zannetmiyorum. İletişim ortamları yok ki. Yani basılı yayınlar çok az. Gelelim Sovyetlere. Bakınız, Stalin bunların ne mal olduğunu anlıyor. Hepsini sürgüne yolluyor. Darwinistleri, biyologları, psikiyatristleri. Türkiye'ye gelelim. İlk başta Cumhuriyet destek veriyor bu evrim teorisine. Hatta Nazi bilim adamları halk evlerinde, Türk ocaklarında konuşmalar yapıyorlar. Ancak halk evlerinde Nazi bilim adamları artık aşırıya gidiyor. İsmet İnönü set koyuyor bunları. Yani ırkçılık akımlarına set koyuyor. Bakınız, bir Marksist, bir solcu veya bir insan bu tür fikirleri savunamaz. Yani ben görüyorum, adam gözü kapalı Darwin'i savunuyor. Ya bu adam sadece o çalışmayı yapan bu değil ki. Darwin şunu bulmuş, bakın, yani Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Dünyadaki tek bir ırk vardır, insan ırkı. Ve bizimle primatların atası ortak. Gerçekte tüm memeliler birbiriyle akraba. Bu kadar. Peki sosyal Darwinizm nereden çıktı? Irkçı akımlar nereden çıktı? Elbette çarpıttılar. Bugün bir takım kişiler, Adnan Oktar gibi kişiler Darwin'i eleştiriyor gözü kapalı. Şu bu eleştiriyor. Bunlar dincileri çok sever. Darwinistler kolay lokmadır çünkü. Celal Şengör gibi adamlar çok sever. Kolay lokmadırlar. Ama dikkat edin, bir tek kişi Wallace'tan bahsetmez. Bakınız, bu Wallace gibi, Alfred Russel Wallace gibi değerli gözlemciye, değerli doğa bilimcisine öğrenmeliyiz, gerekli saygıyı göstermeliyiz. Darwin gibi bir ırkçıya
milyonlarca insanın katliamına sebep olmuş bir insan yerine bir sosyalist olan, bir biyolog olan Wallace'ı tanımalıyız, öğretmeliyiz. Psikiyatrinin, psikolojinin, istatistiğin, sosyolojinin, fiziksel antropolojinin kökleri Darwinizmdir, sosyal Darwinizmdir ve Darwin de masum bir insan değildir. Burada tekrar söylüyorum, evrim teorisine ve Wallace'ın bulgularına ve fikirlerine söz söylemiyorum. Sadece nasıl çarpıtıldığı, nasıl birçok sahte bilime yol açtığını göstermek ve öğretmek istedim.